Ne oluyor şu anda burada? Şu anda burada biz bayanlar ve köy halkı olarak arabaların önünü kestik. Jandarmaya ve zabıtaya ispatlayamadığımız Curuf tesisinin çalışmasını ispatlamaya çalışıyoruz. Bizim tek istediğimiz bu Curuf'un buradan kalkması ve mahallemize zarar vermesini engellemek istiyoruz. Fakat biz her yere müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Jandarma da aynı şeyi söyledi. Derelerde çoluk çocuk yüzmeleri ben çocuklarıma derelerde öğrettim ya. Evet. Şimdi taş ocağı kuruldu. Taş ocağı zaten rezletti. E şimdi bir de bu girerse buraya. Biz zaten mahvolduk ya. Bizim yaşam alanımız burası. Memlekette şehirlerden kaçıp köy yerlere, yeşil alanlara hücum edenler var. Ama şimdi onu da öldürüyorlar, mahvediyorlar. Yazıktır, günahtır. Dere kenarına gittiğimiz zaman çocukların bir ayağını dereye soksalar şimdi. Aynen. Ama korkuyoruz biz. Hasta aynen. Olursunuz, kanser olursunuz, ondan korkuyoruz yani. Yeşillik alandayız, dere kenarındayız, çocuklar dereye ayağını sokamıyor. Böyle bir mantık var mı? Yazık günah yani, biz zehirlenmek istemiyoruz. Ha, ruhsatı varmış mı? Ruhsatı varsa bize ispatlasınlar ruhsatı. Bize zarar vermeyeceğini görelim bakalım o zaman. Ama şimdi ruhsatsız resmen. Kaçak çalışıyor, gece çalışıyor. Seyhancığım, bu ruhsatlı diye bir şey yok. Ruhsatlı da olsa burada çalışamaz kardeşim. Hayır. Çalışamaz. Yok hani, böyle bir şey. İspatlayın diyorlar ya, ispatlayınlar o zaman. Bir saniye, kimsenin hayatını tehlikeye atamaz. Kamyonlar nereye gidiyor? Nasıl işleniyor bu curuf? Derelerden sular nasıl akıyor bir görsünler gece bakalım. Jandarma mı görüyor, zabıta mı görüyor? Herkes görsün. İnanmıyorlar bize. Jandarmaya söylüyoruz. Eğer ruhsatı var. Hani biz geçen burada konuşma yapılmıştı milletvekili geldiğinde. O zaman dediler ki mühürlendi. Hani nerede bu mühür şimdi? Gece çalışıyorlar ama bunlar. Yok, mühür var. Mühür var da yine çalışıyorlar. İşte kaçak çalışıyorlar. Takmayın. Mühürü takmayın yani. Evet. Evet.